Kali Karanlığın Sesi 3. sezon 7. bölümden herkese merhaba. Killian rotasındayız. Ve bu bölümü tamamen sesli çekeceğim. Bölüm 7. Maskeler ard arda düşerken kimin dost kimin düşman olduğu ortaya çıkıyor. Bölüm 7. Fısıltılar. Etrafımı çiçeklerin tatlı kokusu ve dağ tazeliği sarıyor. Karşımda güzel bir erkek sırtı var. Güçlü kaslar derisinin altında iç içe geçmiş. O gülüyor. Dikkatin mi dağıldı? Ellerim onun gür siyah saçlarında. Aralarında göz alıcı mor çiçekler görüyorum. Ya Rata'nın bu çizimi falan çok güzel. Rata'nın aslında güzel bir erkek. Bukleleri ipeksi, pürüzsüz. Onlardan ince bir yasemin kokusu geliyor. Parmaklarım yavaş yavaş güzel bir uzun örgü örmüş oluyor. İçine yaprakları neredeyse mor görünen küçük yeşil bir sapı ustaca yerleştiriyorum. Güzel oluyor. Gerçek güzelliği görebiliyorsun. İnsanlar için bu çok nadir bir durum. Hep bir yerlere koşuyor, acele ediyorsunuz. Hayat bundan ibaret değil. Bu saçma koşuşturmanın bir anlamı yok. Gülüyorum. Neyin var peki? Duyguların, hislerin, zevkin, aşkın. Seni ne mutlu ediyorsa onu yap. Acı çektiğinde ise neden bu acılara daha da çok gömülüyorsun? Zaten kısa olan bir hayatı böylesine acı verici cevaplar arayarak heba etmek mi istiyorsun? Cevaplar mı? Klifagramya sorularla gelmiştin değil mi? Korkunç zor sorularla. İçimde garip bir karışıklık oluşmuştu. Güzel bir resim yavaş yavaş kayboluyor gibiydi. Kaşlarımı çattım. Bana dönüyor. Yumuşak bir şekilde gülümsüyor. Çok nazik, çok şefkatli. Aileni kimin öldürdüğünü öğrenmek istedin mesela. Cevabını merak etmemiş miydin? Parmaklarım duruyor. Rata'nın gülümsemesi nedense beni korkutuyor. Çevremizde alan değişiyor. Güzel çiçekler hızla soluyor. Bu renk sana hiç yakışmıyor. Hiç. Morlar içinde çok güzeldin. Koyu kırmızı bir sıvıda boğuluyorlar. Etrafımızdaki dünya ağzına kadar sıcak taze kanla doluyor. Rata'm bana şefkatle bakmaya devam ediyor. Cevapları buldun ve korkuyorsun. Dudaklarımı zar zor hareket ettirerek mırıldanıyorum. Korkuyorum. Boşuna korkuyorsun. Ölüm seni korkutmamalı. Dibine kadar içine batmışsın. Baksana. Aşağı bakıyorum ve onunla beraber boğulduğumuzu anlıyorum. Bu korkunun, acının, dehşetin, zulmün içinde. Gözlerimi açtığımda parlak ışık bir anlığına dikkatimi dağıttı. Gözlerimi kıstım. Sonra kendime geldim. Yine bu yatak odası. Yine bu ev. Garip bir duygu. Bu bir rüyaymış. Ama akşam o kadar çok şey oldu ki. Hangisinin gerçek, hangisinin rüya olduğunu anlayamadım. Rata'm canavar. Beni kurtarmıştı. Ne canavarı be? Rata'm beni korkuttu. Ama onun sayesinde kimsenin başına bir şey gelmedi. Korkunç şeyler yaşanabilirdi. Canım, sen olanların farkında mısın? Orada seni korkutacak en son şey Rata'ndı. Zamanında geldiği için Rata'na minnettarsın. Ray her zaman sakin ve güvenli görünüyordu. Ama o bile sinirlenebilirmiş. Ve bunu öyle bir şekilde yapıyor ki artık kimse ona bulaşmak istemez. Sadece elini salladı ve yüzlerce insanın boğazı kesildi. Yüzünde bu kadar yumuşak bir gülümseme varken nasıl bu kadar zalim olabildi? Yavrum, o insanlar zaten ölmemiş miydi? Kahretsin, daha iyi olsam bile hala başım ağrıyor. Ama burada sonsuza kadar yatamazdım. Kiran'ı görmem gerekiyordu. Yataktan kalktım ve her ihtimale karşı yanıma aldığım kıyafeti alelacele değiştirdim işte. Bu arada bu kıyafet hariç diğerleri çok kötü. Bu da çok güzel değil de işte idare eder. Ve saçımı düzelttim. Odaya adım attığım anda kısık sesler hemen sustu. Killian ve Lima bana ağır birer bakış attı ama tek kelime etmediler. Selam, Kiran nerede? Odada uyuyor, oturacak mısın? Ne kadar uyudum? Çok fazla değil, sabah daha yeni oldu. Geceden bu yana ne kadar zaman geçti? 6 ya da 7 saat, o kadar. Her şey ne zaman bitti? Rata'm nereye gitti?
Hepsini yok etti. Gerçi zaten ölü sayılabilecek biri nasıl yok edilir bilemedim. Ardından Natan kayboldu. Seni buraya getirdim. Bayılmıştın. Peki Kiran? Kir bana yardım etti. Ayağımı burkmuşum. Dinlenebildiniz mi? Hayır, otursana. İtaatkar bir şekilde masaya geçtim. İyi uyudu mu? Kiran, dün neredeyse ölüyordu. Her şey yolunda, Tanrı'ya şükür. Sen ne kadar cesursun. Kardeşini hayatın pahasına korudun. Bunun hakkında konuşmayalım. Başka bir sorun daha var. Hallederiz. Bu sefer ne var? Sanki son günlerde yeterince sorun yaşamamışız gibi. Lima içini çekti ve arkasına yaslandı. Uykusunu kaçırmak istercesine parmaklarını burun kemiğine bastırdı ve sonra şöyle dedi. Gabriel geri dönmedi. Bu muydu sorun? Ne? Dün o yaratıklar ölmeye başladığında ormana koştu. Ratan ona dokunmadı ama Gabriel'i de bir daha görmedik. Aramayı denediniz mi? Hayır, seni Kiran'la bırakmak istemedik. Uyanmanızı bekliyoruz. Lightfoot başını salladı. Hala tehlikeli olup olmadığını bile bilmiyoruz ki. Ona cin mi çarpmış yoksa gerçekten delirmiş miydi? Yöneticilerimiz ne şanssız. Bu korkunç bir şey. Umarım iyidir ya da en azından hayattadır. Ben de öyle düşünmek isterim. Gabriel, onun adına endişelendiğin için sana minnettar olurdu. Neden beni uyarmadınız? Onu bulmalıyız. Çok geç olmadan. Önce kendine gelmeni istedim. Dün neler yaşadın? Sizin gibi. Killian cevap vermedi. Parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. Çakmak taşı gibi sert durmaya çalıştı. Ama o gecenin onu bile yıprattığı belliydi. Dün cehennemi yaşamamıza rağmen bugün ne kadar sakinler, çok güçlüler. Siz nasılsınız? Lima el salladı. Neden bilmiyorum ama böyle bir şey bekliyordum. Belki tam olarak kendime gelemedim henüz ve şimdi gerizekalı gibi görünüyorum. Ama kendimi çok iyi hissediyorum. Harekete geçmem ve paniğe kapılmamam gerektiğini anlıyorum. Bir bok anlamasam da sana katılıyorum. Dün tam olarak ne gördüğümüzü de anlamıyorum. Kim kimi öldürmeye çalıştı. Her halükarda sakinim, gerçekten. Arkadaşlarıma baktım. Yorgun, biraz kafası karışıktı. Ama yine de çok güvenilirdi. Uyumama ve kendime gelmeme izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya benimle geldiğiniz ve her şeyi birlikte yaşadığımız için. Tüm bunlara şahit olduğunuz için gerçekten üzgünüm. Vizyonların sadece benim için geçerli olduğunu sanıyordum. Bununla yüzleşmek zorunda değildiniz. En azından artık neyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Hangi vizyonlardan bahsettiğini. Fenaymış. Dostluğunuz güçlendi. Lima ve Killian onları önemsediğin için mutlular. Siz vizyonu 3. sezon 1. bölümde de görmediniz mi? Amrit onları yine çağırmıştı. Benim mi hafızam böyle gidip geliyor anlamıyorum ki. Arkadaşlarıma kaşlarımı çatarak baktım. Destekleri çok değerliydi çünkü başlangıçta bana inanmadılar bile. Amala şimdi dün ne gördüğümüzü açıklar mısın? O katliam neydi öyle? Dubeyler, daha doğrusu onların adamları. Buradaki köylülere saldırmışlar. Ama neden? Ailemle bazı anlaşmaları varmış ama anlaşmalar yerine getirilmeden kısa bir süre önce annem ve büyükannem Hindistan'dan kaçmış. Sanırım bir intikamda. Burada yaşayan bütün ailem acımasızca katledildi. Lima şaşkınlıkla hafifçe iç çekti. Lightfoot devam etti. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Onları yok edeceğim. Onlarla konuşmam gerekiyor. Artık konuşmanın çaresiz olduğu zamanlar. Burada acı çekmiş tüm insanlar adına, kül ettikleri köy adına. Dubey ailesinin bu bedeli çok ağır ödemesi için tüm gücümü ve tüm bağlantılarımı kullanacağım. Gücün ve bağlantın mı vardı? Pekala kolay olacak gibi görünmüyor. Yakın zamanda mıydı? Hayır, yıllar önce. 23 yıl önce. Ama buraya geldiğimizde insanları gördük. Killian, görünüşe göre kimseyi görmedik. Dün Amala bundan bahsetmişti zaten. Burada kimse yaşamıyordu aslında. Yani bütün bu süre boyunca etrafımız ölülerle mi çevriliydi? Onlar gerçekte yok muydu? Evet, çok uzun zaman önce öldüler. Daha önce doğru tahminde bulundun. Tahmin ettim çünkü daha önce bir kez başıma geldi. Benimle konuşan bir kız gördüm. Aslında birkaç gün önce öldürülmüştü. Böyle bir cevap Killian'ın susmasına ve bir süre bir şeyler düşünmesine neden oldu. Bu gerçek beni de korkuttu. Geçen sefer yaptığımız o gezi, Rani, etraftaki insanlar, köyün günlük hayatı. Bunların hiçbiri yoktu aslında. Köylüler uzun zaman önce öldürülmüştü. Şimdilik kendinize gelin. Ben de gidip Kiran'ı uyandırırım. Grant'ı bulup buradan gitmemiz gerekiyor. Kapısı sımsıkı kapalı olan ikinci odaya gittim. Ses çıkarmamaya çalışarak hafifçe açtım. Girişte Kiran'ın ayakkabıları vardı. Yalnız odalar da şey gibi böyle. Hapishane gibi çok kötü ve karanlık, iç bunaltıcı.
Kir, kalkıp hazırlanmamız lazım. Oda boştu. Dağınık yatak, açık pencere, buruşuk çarşaflar. Ah hayır hayır. Kilian ve Lima hemen yanıma geldiler ve boş yatağı görünce ikisi de ölesiye korktu. Yemin ederim dışarı çıkmadı. Fark ederdik. Çünkü bütün geceyi oturma odasında geçirdik. Ve kimse onu kaçıramazdı. Kiren karşı koyardı değil mi? Duvarlar ince, duyardık. Umurumda değil, onu hemen bulmalıyız. Endişe içimde büyüdü, kalbimi sıkıştırdı. Artan panik diğer tüm düşünceleri bastırdı. Onu kim götürmüş olabilir? Gabriel mi? Buhutlar mı? Hey, şşt, aşırıya kaçma. Lima, küçük kardeşim kayıp. Ondan ben sorumluyum. Derin nefes al. Onu şimdi hemen buluruz. Bir yere kaçamaz. Ayakkabıları burada. Demek ki onu götürmüşler. Ben ise ona göz kulak olamadım. O kadar kötüydüm ki boğazım düğümlendi. Daha fazla konuşamadım. Kiran'ın başının dertli olduğunu düşündükçe daha hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyordum. Lightwood ve Berk birbirlerine baktılar. Biraz utandılar. Kendine gel. Sakin ol. Panik yapmamalısın. Bunun Kiran'a bir faydası olmaz. Harekete geçmeli, ağlamamalıyım. Ona yardım etmek istiyorum. Kimseyi deli etmek istemiyorum. Gözlerimi kapattım. Birkaç derin nefes aldım. Sonra sakin bir sesle dedim ki, güzel, hadi başlayalım. Tamam. İşte bu. Aferin. Korkuyu dizginledin ve sakinleştin. Herkesle dostane ilişkiler gelişti. Yapılacak ilk şey yatağı kontrol etmek, pencereyi incelemek, kapı kilidini incelemek, Kiran'ı çağırmak. Kiran'ı çağırırsak kesin gelir. Saçma bir seçenek olmuş. Zaten 4 seçenek varken. Pencereye koşup dışarıya baktım. Çerçevede çizik veya kırıkları aradım. Sonra bakışlarımı pencerenin altındaki toprağa çevirdim. Çim buruşmuş muydu diye orayı inceledim. Belki biri eve gizlice girerek bitki örtüsüne basmış olabilirdi. Ve zar zor görünen ayak izlerini fark ettim. Bu ayak izi Kiran'ınkine benziyor. Bu arada ben bu bölümleri okurken çok korkuyorum ve gündüz okumaya özen gösteriyorum. Boşa zaman kaybetmiyor ve her şeyi hızlı bir şekilde yapıyorsun. İzleri takip etmeliyiz. İzler ona aitse kendi başına gitmiş demek ki. Kilian önce pencereden dışarı çıktı. Sonra Lima ve benim dışarı çıkmamıza yardım etti. Böylece bahçeye inmiş olduk. Yumuşak toprağın üzerindeki ayak izlerini takip etmek kolaydı. Ama onlar bizi ormana götürmeye başlayınca çok gerildim. Toprak artık sert ve kuruydu. Kiran'ın hangi yöne gitmiş olabileceğine dair hiçbir belirti yoktu. Umutsuzca başımı tuttum. Bir duygu fırtınası ile mücadele ettim. Anlamıyorum. Kendi başına gittiyse o zaman şu an nerede ve neden gitmiş? Tek kelime bile etmeden. Önceki gün kendinde değildi. Lima Killian'a endişeyle baktı. Aralarında sessiz bir diyalog geçti. Sen söyle. Neyi? Dün aşırı tedirgindi. Özellikle sen ormana gittiğinde. Sonra koşarak evden çıktı ve bazı seslerin onu rahatsız ettiğinden şikayet etti. Fısıltı, fısıltılardan bahsediyordu. Ne yani, onu bir yere biri mi çağırmış? Bilmiyorum, Kiran pek net konuşamıyordu. Sinirleri çok bozuktu. Yere baktım. Amala kardeşinin kendinde olmadığını öğrendi ve seslerden haberi var. Ne alakası var bilmiyorum ama yaşadığım evin sahibesi tuhaf bitkileri inceliyor. Sonra da onlardan pis pis şeyler pişiriyordu. Ne tür? Bir gün aktar bana o bitkilerin insanları çıldırttığını söyledi. Olay bu mu yoksa bu yer mi bilmiyorum. Kir seninle aynı şeyleri görmüyor mu? Ölüleri falan. Hayır, o bir erkek. Ailemdeki erkekler öyle şeyler göremez. Buna yetenek diyemem. Ev sahibinin sizin için tehlikeli olabileceğini düşünüyor musun? Kısmen, bu yüzden taşındım zaten. Üstelik geçmişte annemin kaçmasına yardım ettiğini gördüm. Şimdi ise aynı kadın dubeylere neredeyse tapıyor. Bu nasıl bir şey anlayamıyorum. Kiran bir keresinde bayan çoğanın kendisine takıntılı olduğunu ve onu bıktırdığını söylemişti. Bu da kafamı çok karıştırdı. Dediklerine bakılırsa teyze kafayı yemiş. Kiran'a takmış. Sonra onu tuhaf şeylerle zehirlemeye başlamış. Evet, bana da öyle geliyor. Ve endişeliyim. Onlarla yaşamadığımıza göre Kiran artık iyileşmeli değil mi? Henüz bunun gerçekten doğru olduğundan emin bile değiliz. Emin olamayız ama başka açıklama yok. Daha önce yapılan seçimler sayesinde bulmaca çözülüyor. Onu şimdi nerede aramalıyız? Parmaklarımın titremesini durdurmak için kollarımı göğsümde kavuşturdum. Soğukkanlılığın gerekli olduğu bir zamanda duygularını serbest bırakamazsın. Geriye ormanda yürümek ve onu aramak kalıyor. Orman büyük, bölünelim mi? Ciddi misin? Dün buna kesinlikle karşıydın. Kiran söz konusu. O orada bir yerde tek başına. Her birimiz belli bir kısmını üstlenecek ve çabucak inceleyecek. Anlaştık mı? Tamam, bana bir dakika ver. Lightfoot bana baktı. Daha yumuşak bir sesle konuştu. Nasılsın? Yaklaşarak beni nazikçe dirseğimden tuttu. Endişeyle gözlerimin içine baktı. İyi misin? Kir buralardayken kendimi düşünemiyorum. Belki burada bile değil. Anlatabiliyor muyum? Dikkatinden ve nezaketinden sadece daha çok ağlamak istedim.
Gözyaşlarımı tutmak için birkaç kez gözlerimi kırpıştırdım. Killian daha fazla bir şey söylemedi. Sadece sessizce beni kendine doğru çekti ve sarıldı. Güçlü, sıcak bir kucaklaşma. Yalnız olmadığımı hissetmem için beni kendine de yakın tuttu. Ben bunu yapmasına izin verdim. Ve hatta rahatladım. Kendime bir dakika dinlenme izni verdim. O ana kadar gerilmiş bir ip gibi gergin, sinirliydim. Lightfoot'un güvenilir omzunu hissedince yalnız olmadığımı hatırladım. Ona yaslanıp yardım kabul edebileceğimi anladım. Senin için zor olduğunu biliyorum. Onu bulacağız. Söz. Lima rahatlayıp burnumu çektiğimi duyunca bana anlayışla baktı. Biliyorum, aksi olmaz. Önünde koca bir hayat var. Basketbolcu kariyeri. Şu hoşlandığı kız Stepan. Onu bekliyor. Ya da Jaya. Artık bilmiyorum. Bu böyle bitemez. O daha çok genç. Ölmüş gibi konuşmaya başladılar. Bunlar ne melodram. Elbette. Bütün ormanı karış karış arayacağım Amala. Yanağımdan öptü ve geri çekildi. Killian güvenebileceğin biri. Kokusu üzerimdeydi. Sevdiğim adamın dokunuşunu heyecanla beklerken bir an mutlu oldum. Kimin nereye gideceğini seçme zamanı gelmişti. Köy boyunca ormanın çevresini dolaşacağım. En büyük kısım bu. Ve en tehlikelisi. Başka birinin burada olması durumunda. Ne kaldı? Şelale ve kayalık açıklık. Ben taş sunağa gideceğim. Batı kesiminde, açıklıkta. O yerin ciddi bir enerjisi var. Belki Kiran oraya gitmiştir. Oraya bir göz atacağım. Kulağa mantıklı geliyor. Tamam, şelaleyi ben alacağım. Biri bir şey bulursa hemen buraya dönsün. Aramayalım birbirimizi. Yoksa kayboluruz. Anlaşarak yollarımızı ayırdık. Ormanın kalınlığına götüren tanıdık patika boyunca yürüdüm. Yolu bilmeme bile gerek yoktu. Anortozit taşının karanlık enerjisi tam anlamıyla beni kendine çekiyor, çağırıyordu. Bir süre sonra saçımı bulduğum ve Abay'ın bana saldırdığı yerde aynı açıklık belirdi. Yerde yatan, adını da unuttum, Gabriel sanki. Serap'ın bir parçası değillerdi, değil mi? Gerçekten bu köyde yapayalnız mı yaşıyorlardı? O zaman Abay'ın neden bu kadar vahşi olduğunu anlayabilirim. Düşüncelerim aniden kesintiye uğradı. Sunağın dibinde iki figür fark ettim ve bir an kalbim durdu. Hayır, bir tane var. Yerimden fırlayıp koşmaya başladım. Kardeşimi hemen tanıdım. Başını tutarak yerde yatıyordu. O zaman keşke kardeşini de çizselermiş yerde. Sevinçten delirmeme rağmen bir şeyin kırılmasından veya incinmesinden korkarak Kiran'a dokunmadım. Yanına çömeldim, omzuna dokundum. Kir, bebeğim. Göz kapakları titredi, gözlerini açtı. Mala. Neredeyse mutluluktan ağlayacaktım. Elimi yanağına koydum. Neyin var senin? Ya düştüm. Kiran'ı nazikçe kaldırdım ve başını dizlerime koyarak okşamaya başladım. Nasıl oldu? Çok mu kötüsün? Hey hey, ağlama. Sadece çok sıcak ve beni deli ediyorlar. Yavaşça arkamı döndüğümde bir an sustum. Ya yine mi ya? Susmazlarsa başım patlayacak. Hem de çok sıcak. Yanıyordu. Yüzsüzler bize saldırmayacaktı. Sadece duruyor ve durmadan bir şeyler fısıldıyorlardı. Ateşin mi var? Evet, taştan. Kiran'ın ince, yaralı parmakları sunağa işaret etti. Anortozit. Burada çok kalmadım. O yüzden sorun yok ama bir saat daha ve kül olacağım. Aptal taş, onun yüzünden beynim durdu. Kiran'ı çabucak buldun. Böylece ona zamanında yardım edebildin. O iyi olacak. Saygı puanını kullanamayıp yetişemezsek ne oluyordu? Şimdi seni buradan uzaklaştıracağım ve diğerlerini çağıracağım, tamam mı? Evet. Kiran'ı güvenli bir mesafeye aldım ve diğerlerinin yanına koştum. Lima ormanın o kısmında beni bekliyordu. Ona durumu anlattım. Killian'ı beklemeye karar vermişti. Ben kardeşime döndüm. Kiran'ı kendine getirmeye çalıştım. Buraya nasıl geldin? Ne oldu? Sen ormanda bayılınca barakaya geri döndük. Uyuyakaldım. Sonra senin sesinden uyandım. Beni ormana çağırdın. Ve öyle bir çağırıyordun ki direnmenin bir yolu yoktu. Bacaklarım beni kendiliğinden götürüyordu. Bu yüzden ayakkabılarımı bile giymeden direkt pencereden dışarı çıktım. Neden pencereden? Böylece Killian ve Lima beni durduramazdı. Nedenini hatırlamıyorum. Fark edilmeden gitmek zorundaydım. Kiran korkunç bir şey yaşıyordu ve ben ona yardım edemiyordum. Ruhumda insanlık dışı bir acı vardı. Bu çaresizlik beni öldürüyordu. Kendime kızmak istiyordum. Neden köye gittim? Neden Hindistan'a gelmesine izin verdim? Öte yandan onu Kalküta'da yalnız mı bıraksaydım? Kendi haline mi bıraksaydım? O deli teyzeyle baş başa. Bu seçenekler kulağa daha da kötü geliyordu. Sunağa bir geldim. Gabriel bayılmış. Burada yatıyor. Sonra kötü oldum işte. Taş çok sıcak. Dayanılmaz derecede sıcaktı. Dayanamadım. Düştüm ve artık kalkamadım. Sonra başım yine ağrımaya başladı. Duyduğun sesler yüzünden mi? Bitmeyen, sonsuz bir fısıltı gibi mi?
Sen de duyabiliyor musun? Sadece benim duyduğumu sanıyordum ama çocuklar senin köye vardığımız andan itibaren böyle olduğunu söylediler. Eğer çıldırırsak o zaman birlikte çıldıralım. Her şeyi birlikte yaparız ya. Kiran'ın bu çarpık zoraki gülüşünden ağlamak istedim. Güldüm. Benden nereye kaçabilirsin ki zaten? Kiran'ın kendinde olmadığını ve fısıltılar duyduğunu biliyordun. Bu fısıltılar beni mahvetti. Tam olarak ne fısıldıyorlar? Kiran'ın kafasını okşamaya başladım. Ratan sana ulaşmaya çalıştıklarını ve belli bir sebepten dolayı bunu yaptıklarını söyledi. Onları dinlemeyi öğrenmen gerekiyor. Acı çekiyormuş gibi gözlerini kapattı. Benim böyle bir şeyi duymamam gerekmiyor muydu? Sadece ailemizdeki kadınlar böyle şeyler yapabiliyormuş. Bilmiyorum. Garip bir şey söylüyorlar. Karışık kanla ilgili bir şeyler. Melez olmakla ilgili mi? Bilmiyorum. Hepsi diyor ki, hiçbir yere ait olmayan, karışık kan, herkes tarafından reddedilen. Buradan anlıyoruz ki Dubey ve Basuların ortak çocuğusun. Sürekli. Önce anlayamadım. Sonra herkes ortalıkta dolaşırken yüz binlerce kez dinledikten sonra anladım. Daha doğrusu sözleri anladım. Mantığı bir bok anlamadım. Bir bok. Lightwood'la fazla takılmışsın. Seni endişelendiren tek şey bu mu Mala? Dizlerimin üzerinde yatan kardeşim hoşnutsuzlukla yüzünü buruşturdu. Hayır Kiran, beni bir sürü boktan şey ilgilendiriyor. Normalde Kiran buna gülerdi, şimdi sadece gülümsedi. İşte bu. Buraya koşarak geldiğinde kendini görmeliydin. Gerçek bir cadı gibiydin. Sen Otoş'un yanında daha iyiydin galiba ya. Gel bakalım. Sakın ha, en iyisi sustur şunları. Karışık kan olayını anladım. Tamam, daha neden devam ediyorlar? Yüz olmayan gölgelere baktım. Kelimenin tam anlamıyla kaplan gibi hırladım. Karanlık kanı adına defolun gidin buradan. Burada size yer yok. Kimse sizi beklemiyor. Dediklerinizi duyduk. Tamam. Yoksa size bunu Mahadeva Rita Shiva'nın kendisi mi söylemeli? Mehdi'nin kenarının göründüğü elimi uzattım. Gördünüz mü? Hadi yok olun. Ölülere, yaşayanlar arasında yer yok. Yaratıklar hemen geri çekilmedi. Önce biri gitti, ardından ikincisi, üçüncüsü. Sonra ortadan kayboldular. Vay canına, vajinin adını vererek hava mı atıyorsun? Bazen başka seçenek kalmıyor. Sustular mı? Kiran üzgün üzgün başını salladı. Hayır, sesleri biraz kısıldı sadece. Hepsi bu. Lima ve Killian açıklığa girmeden önce Kiran'ı biraz daha sorguladım. Yaptıkları ilk şey onu sunaktan uzaklaştırmama yardım etmek oldu. Sonra aynı şeyi Gabriel ile yaptılar. Güvenli bir mesafede olan Killian, Kiran'ın sağlık durumunu sordu. Kiran onlara tam olarak nasıl açıklığa geldiğini ve Gabriel'i burada bilinçsiz halde bulduğunu anlattı. Neden burada yatıyor? Belki de kafayı yediği için buraya geldi. Kendine gelince de bayıldı. Neden özellikle sunak? Taş, özel bir enerjisi var. Grant uyandığında ona sorarız artık. Lightwood Kiran'a döndü. Bir daha kimseye haber vermeden böyle yalın ayak bir yere gitme sakın. Senin için deliler gibi korktuk. Planlarım arasında böyle bir şeyin olduğunu söyleyemeyeceğim ama... Neyse tamam. Lightwood son 20 dakikadır fark etmediğim Gabriel'e baktı. Peki ya yüzüne ne oldu? Ağır bir dayak yemiş gibi. Bilmiyorum, tuhaf görünüyor. Baksanıza. Lima tırnaklarının altında biriken kiri işaret etti. O kahverengi mi? Aynı düşünceye vararak birbirimize baktık. Ama kardeşimi bulduğum için bu köyde daha fazla kesinlikle kalmak istemiyordum. Lütfen gidelim. Bu işi sonra hallederiz. Ama Grant baygın. Onu arabaya taşıyalım. Ormandan çıkalım yeter ki. Yoksa başım çatlayacak şimdi. Tamam ama Grant'ı nasıl taşıyacağız? Onu taşımaya yardım etmek istemiyorum. Yardım edeceğim mecbur. Kiran'ın yürümesine yardım edeyim en iyisi. Bu benim için daha önemli. Ne yalan söyleyeyim. Killian halleder. Ondan eminim. Ne kadar rahatsın. Bunu benim yapmamı mı teklif ediyorsun? Hayır. Kiran sen yardım etme. Zaten kötüsün. Hayır. Yardım edeceğim. Hayır. Ben yardım edeceğim. Amala sen Kiran'a yardım et. Lima ve Killian Grant Orman'ın çıkışına doğru sürükledi. Gabriel'i zar zor arabaya taşıdık. Hemen eşyalarımızı yükledik ve sonunda bu lanet yeri terk edebildik. Benim vatanımı. Killian büyük olasılıkla çok yorgun olduğu için normalden daha yavaş sürüyordu. Klifagramiden gidince rahat bir nefes alan Kim, Lima, Kiran ve Gabriel ile beraber arka koltukta uyuyakalmıştı. Zor bir mücadele seni bekliyor. Bu insanlar aileni öldürdüyse, aynı insanlar şimdi de seni hedef almıştır. Biliyorum. İntikam adına bir kez cinayet işledilerse bunu tekrar tekrar yapabilirler demek. Onlardan uzak dur. Şaka yapmıyorum Amala. Gerçekten korkman lazım.
Killian daha fazla konuşmadı. Ben ise düşüncelerime daldım. Brahma'nın ölümü tarikatın işidir. Yani onu Amrit mi öldürmüş? Daha yeni buraya gelip yaşlı adamın kafasını kendi elleriyle mi kesmiş? Bu konuda hiçbir şey söylemedi. Ona güvenemem. Lightwood evimizin önünde durduğunda arkadaşlarıma tekrar teşekkür ettim. Siz olmasaydınız. Kes şunu. Gabriel uyandığında seni arayacağız ve hep birlikte görüşüp konuşacağız. Tamam mı? Tekrar teşekkür ederim. Vedalaştıktan sonra Kiren'le arabadan indik. Şu son 24 saati üzerimden silip temizlemek, güzel bir akşam yemeği yemek ve ardından her şeyi doğru düzgün bir şekilde düşünmek istedim. Apartmana çıktığımızda bizi bir sürpriz bekliyordu. Birileri evimizi alt üst etmişti. Her çekmeceyi ve dolabı kabaca deşmişti. Hayda. Daireye kasvetli bir bakış attım. Pislikler. Bunlar hırsız değil. Bunu yapan bizden biri. Sizce bunu yapan Priyankalar mı, Dubeyler mi? Zaten az bir zaman kaldı. 10 gün falan. Öğreniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.